can ataklı korkusuz gazetesi CHP bütçe görüşmelerine girmemeli meclise bütçe görüşmeleri başladı her zaman olduğu gibi yeni yıl bütçesinin sunumunu konunun asıl sahibi AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Erdoğan değil yardımcısı yaptı bütçeyle ilgili CHP'nin görüşlerini de ilk kez genel başkan sıfatıyla meclis kürsüsüne çıkan özgür özel yaptı özel konuşurken AKP sıraları bomboştu birkaç AKP'li milletvekili dışında salonda kimse yoktu MHP'liler de Özgür Özel'in konuşmasını dinlemediler. Yanılmıyorsam bu mecliste bir ilk. Bugüne kadar ilk kez ana muhalefet partisi genel başkanı bütçe konuşması yaparken iktidar milletvekillerinin salonu boş bırakmasıyla karşılaşıyoruz. Bu siyaseten bir skandaldır. Ancak işin aslına bakacak olursak CHP'nin yapması gereken yine AKP yaptı. Erdoğan hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı döneminde bir kere bile meclise gidip bütçesini sunmadı. Ama daha da kötüsü, bütçeyle ilgili muhalefet partilerinin eleştirilerini hiç dinlemediği gibi bir kere bile kürsüye çıkıp cevap vermedi. CHP ise her yıl bütçe görüşmelerine tam kadro katıldı. Erdoğan'ın meclisi hiçe sayan bu tutumuna bir kere bile karşı çıkmadı. Oysa ana muhalefet partisinin bütçe görüşmeleri sırasında bütçeyi hazırlayan iktidarın bir numaralı sorumlusunun mecliste bulunmasını istemesi gerekir. Nedense bu yapılmıyor. Buna karşı AKP grubuysa tam bir güç sarhoşluğu içinde ana muhalefet liderini dinlemek lütfunda bile bulunmuyor. CHP gerçek anlamda bir muhalefet yapmak istiyorsa, bütçe görüşmelerinde iktidarın tam kadro, genel başkanı dahi meclisi hazır bulunmasını talep etmelidir. Bunun sağlanamaması halinde CHP'nin bütçe görüşmelerini boykot etmesi, hiçbir oturuma katılmaması ve hiçbir şekilde oy kullanmaması gerekir. Muhalefet sadece eleştirerek ya da sokaklara dökülerek yapılmaz. Mecliste eylemli muhalefet yapılacak yerdir. Sayısal olarak nasıl olsa hiçbir itirazımız kabul edilmeyecek. Bildiklerini okuyacaklar. Biz de demokratik görevimizi yerine getirerek fedakarca çırpınır, tüm eleştirilerimizi hakkıyla yaparız demek bir yere kadar doğrudur. Eğer iktidar tam bir sorumsuzluk ve umursamazlık içindeyse işte o zaman meclisi boykot etmek de bir eylem biçimidir. Muhalefet bazen hiçbir şeye katılmamak ve iktidarı tek başına bırakmakla da yapılır. Genç bir adam Tuzla'da CHP'nin kazanması için gece gündüz çalışıyor. Tuzla Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Bülent Akköse'yi milli merkez toplantılarında tanımıştım. Henüz 30'lu yaşlarda bilgi birikimi olan, hitabeti iyi, son derece saygılı ve sakin bir izlenim bırakmıştı hepimizde. Bülent Akköse İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazanmasından sonra danışmanlığını yapmıştı. Şimdi ise CHP'nin kazanma ihtimali yüksek olmayan Tuzla için kolları sıvadı. Takdirle söylemeliyim ki gerçekten çok zor bir seçim olmasına rağmen Bülent Akköse kazanacak gibi çalışıyor. Çok ciddi bir Tuzla araştırması yaptırmış. Kendi tanınırlık oranını da ölçtürmüş. Tuzla halkının kendisi hakkındaki tüm duygu ve düşüncelerini öğrenmiş böylelikle. Araştırmanın bazı maddeleri Akkösen'in aleyhine. Örneğin tanınırlık oranı çok yüksek değil ama tanıyanlara göre halkın içinden emekçi, çalışkan, dürüst, pozitif, ahlaklı olarak tanımlanmış. Duyumları da sordurmuş Akköse. Hakkında olumsuz bir duyum olmadığını ortaya çıkarmış. Ardından CHP'li seçmenlere CHP adayı olarak kime oy verirsiniz sorusunu sordurmuş. Az tanınmasına rağmen halkın kendi arasındaki konuşmalarından kaynaklanan ilginç bir sonuç almış. Buna göre Bülent Akköse'ye CHP'lilerin %63'ü oy vereceklerini söylemişler. Ardından Sadi Yazıcı ki ankette en çok tanınan kişi olarak belirlenmiş, %59,5 ve Talha Tayfur %54,6 ile geliyor. Buna karşın Tuzla'da AKP açık ara önde. Bu pazar yerel seçim olsa anketinden AKP %55.4 ile birinci çıkmış. CHP bu ankete göre %34.9, MHP %2.5, İyi Parti %2.2, HDP %1.9 oy alıyor. Bülent Akgöse ile konuştum dedi ki, Durum aslında aleyhimize görünüyor. Ancak gece gündüz halkla temas halindeyim. Çok belli etmeseler de bu seçimde pek çok AKP'linin oyunu değiştireceğini görüyorum aday olabilmem halinde kazanacağımıza inanıyorum. Tuz da mutlaka değişecek. AEM istediğimizi yaparsa iyi, yapmazsa kapatılmalı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adeta gelgitler yaşıyor. Bir süredir Anayasa Mahkemesi'ne kafayı takmış Bahçeli. Seçimden önce HDP'nin kapatma davasına rağmen hazine yardımından yararlanmasını sağlayan Anayasa Mahkemesi'ne karşı ağır sözler söylemiş ve bu mahkeme kapatılmalıdır demişti. Bahçeli, milletvekili seçilen ama hala hapiste tutulan Can Atalay'ın hak kaybına uğradığı ve derhal serbest bırakılması kararı açıklayan Anayasa Mahkemesini ateş püskürmüş ve hatta üyelerini teröre hizmet etmekle suçlamıştı. Ancak aynı Bahçeli, önceki günkü bütçe konuşmasında Anayasa Mahkemesini yine eleştirerek ama daha sakin yaklaşım sergiledi. HEDEP eş genel başkanı Tunçer Bakırhan'ın meclis kürsüsünde Kürtçe konuşmasını eleştiren Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve değerli üyelerinden Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim dedi. Peki Anayasa Mahkemesi bu uyarıdan ilham alarak HEDEP'in kapatılması için yargıtaya başvurur ve dava açılmasını sağlar ve partiyi kapatma kararı alırsa bu mahkeme iyi mi olacak? Bahçeli'nin mantığına göre bir mahkeme bizden yana olursa iyi, bizim istemediğimiz bir kararı alırsa kötü demek. Buradan bu anlaşılıyor. Koza Holding'in Alaska'da altın madeni varmış. Tuhaf 15 Temmuz gecesinden sonra ilan edilen o halle o güne kadar yere göğe sığdırılamayan cemaatin adı bir anda FETÖ olmuş, bu cemaate yakın binlerce kişi gözaltına alınmış, çok sayıda iş insanının malına el konularak kayyuma devredilmiş, on binlerce kişi de devlet görevinden atılmıştı. Bunların en büyüklerinden biri olan Akın İpek'e ait Koza Holding'e el konulmuş, Akın İpek yurt dışına kaçmıştı. TMSF, e, Akın İpek'in yurt dışındaki yatırımlarına da el koyma girişiminde bulunmuş, bunlardan bazılarında başarıya ulaşmıştı. Akın İpek'le ilgili son haber ABD'nin Alaska eyaletinden geldi. Meğer Akın İpek bu ülkede bir altın madeni açmış. TMSF yetkilileri bu madenden yeni haberdar olmuş. Bu nedenle bir heyet ABD'ye giderek madene el koymak için girişimlerde bulunmaya başlamış. Bakalım ABD yönetimi Akın İpek'in bu altın madenini TMSF'nin kayyumlarına devredecek mi? Her soruya cevap var, birine yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'lı gazetecilerle ayrıntılı bir bilgi verme toplantısı yapmıştı birkaç gün önce. Rakamlarla göreve geldiğinden bu yana yaptıklarını anlatmıştı. Yakalanan çeteler, etkisiz hale getirilen teröristler, ele geçirilen uyuşturucular akıllarda hangi soru varsa cevaplamıştı. Ama bir konuyu hiç konuşmuyor Ali Yerlikaya. Son 10 yılda kaç yabancı Türk vatandaşı oldu? Bunlardan kaçının oy kullanma hakkı vardı ve son seçimde bu hakkı kullandı? Yerlikaya meclisteki bir konuşmasında 250 bin kişinin vatandaşlık aldığını söyledi ve konuyu geçiştirdi. Oysa devletin elinde resmi rakamlar var. Bunu net biçimde açıklamak neden zor? Kaç yabancı oy kullandı? Sıfırla başlayan geçici kimlik verilen yabancılar seçimde oy kullandı mı? Sorular basit aslında ama galiba cevapları çok riskli. Safet Sancaklı Kocaeli Milletvekili bu köşede önceki gün MHP'den istifa ettirilen Saffet Sancaklı ile ilgili yazdığım yazıda maalesef maddi bir hata yapmışım. Saffet Sancaklı'nın Sakarya milletvekili olduğunu yazmışım. Oysa Sancaklı Sakarya değil Kocaeli'nden MHP milletvekili seçilmişti. Tamamen dikkatsizliğimden kaynaklanan bu hata nedeniyle özür dilerim.